İranlıların güzel bir atasözü var. İşestendu, goftendu, berhastendu. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Öngörüleriyle ve üstün siyasi tecrübesiyle 20 yıldır liderliğini koruyan Erdoğan, yine bu seçim sürecinde de birçok öngörüsünü tutturmayı başardı. Bunlarla mukayese edilemeyecek derecede az. Yok oldun ya. Sen şimdi pazartesi gününden sonra haline bak. Senin halin nice olacak. HDP'den CHP'ye, İyi Parti'den Bebecan'a kadar birçok tahminde bulunmuştu. Gelin detaylara yakından bakalım. Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı bileşenlerinin hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimlerindeki tarihi başarısı Türk siyasetindeki bütün dengeleri değiştirdi. İktidar hayaliyle bir araya gelen altılı koalisyon partilerinin bütün liderlerinin TBMM dışında kalmasının yanı sıra bakanlık umuduyla aday olmayan parti kurmayları ve HDP'nin militan kadrosu topluca meclisten silindi. Son çekilme ise Demirtaş'tan geldi. Siyasette yaşanan dalgalanma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 gün önceki devran değişecek söylemini haklı çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanlarında sıklıkla tekrarladığı öngörüsünü 22 Mayıs 2023'te TRT ortak yayınında şöyle dile getirmişti. Şu anda genel başkan veya lider olarak ortada olanlar 28 Mayıs'tan sonra acaba ortada olacaklar mı? Onların herhangi bir inisiyatifi olacak mı? 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak, Erdoğan olarak, eğer inşallah bu sandıklardan çıkmamız halinde, devran tamamen değişiyor. Bunların hemen hemen tamamı siyasi mevta olacak. Onların artık kendi milletvekilleri üzerinde ne kadar inisiyatifi olabilir, bilemem. Devran değişecek. Yeni bir aritmetik ortaya çıkıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak kaybetti. İyi Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı yardımcısı olma planı gereği milletvekili adayı olmadı ve yeni dönemde parlamentodan uzak kaldı. Hiçbirinin mecliste milletvekillerini yönetme inisiyatifi kalmadı. CHP ve İYİ Parti kongre sürecine girdi. Genel başkanların koltuğunu koruyup koruyamayacağı meçhul. Edirne cezaevinde terör tutuklusu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hapishaneden çıkma umudunu bağladığı seçimlerden hüsranla ayrılınca siyaseti bıraktığını duyurdu. Demirtaş, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için özür diliyor, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum açıklamasında bulundu. CHP ve İYİ Parti'nin ağır topları da bakan olmak için milletvekili adayı olmamışlardı. Şimdi hepsi TBMM dışına itilmiş oldu. HDP'nin azılı Kandil milletvekilleri de 3 dönem kuralı gerekçesiyle parlamentoya giremedi. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi muhalefetin önde gelen bütün isimleri siyasi mevta oldu. İşte muhalefetin yeni dönemde TBMM'de olmayacak kurmay kadrosundan bazıları. Kökten CHP'li olarak bilinen Akif Hamza Çebi ve adaylık başvurusu yapmayan Gürsel Tekin yeni dönemde listelere giremedi. CHP'de Ankara milletvekilleri Levent Gök, aday olmayan Haluk Koç, Yıldırım Kaya, Servet Ünsal ve Nihat Yeşil listelerde yer almadı. Mavi Vatan doktrinine karşı çıkan PKK destekçisi, İsveç'in NATO üyeliğine destek veren, Karabağ ve Libya'da aktif rol üstlenen Türkiye'ye ağır ithamlar yönelten İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz yeni dönemde liste dışına itildi. İzmir Milletvekilleri Taceddin Bayır, eski DİSK Başkanı Kani Beko, Özcan Turcu, Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır aday gösterilmedi. Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, icrada görev beklentisiyle aday olmadı. Aydın Özer, Rafet Zeybek aday listelerinde yer bulamadı. Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Yüksel Özcan, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Giresun Milletvekili Necati Tığlı listeye eklenmedi. Muğla milletvekillerinin dördü de liste dışı kaldı. Adaylık başvurusu yapmayan Tekirdağ Milletvekili Candar Yüceer listede yer almadı.
CHP'de eski milli görüşçü olarak barındırılan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu vekil yapılmadı. İyi Parti'de de durum farksız. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Maliye Bakanlığı için vekillik başvurusu yapmamıştı. Partide eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu gibi ağır toplar da TBMM'de olmayacak. İyi Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ahmet Kamil Erozan, Mehmet Tolga Akalın ve Ayfer Yılmaz da yürütmede görev alabilmek için milletvekili aday listesinde yer almamıştı. Yeni Çağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Abdülahad Andican gibi pek çok önemli isim vekil listesinde bulunmamıştı ve hepsi saf dışı kaldı. Partideki 3 dönem kuralı gerekçe gösterilerek HDP'den milletvekili yapılmayan önemli isimler yeni dönemde parlamentoya giremeyecek. Dokunulmazlıkların zırhını kaybeden HDP'liler arasında terörist başı Öcalan için yürüyüş yapıp gözaltına alınanlara karşı emniyet güçlerine Diyarbakır'ı birbirine katarız sözleriyle tehdit yönelten Hişyar Özsoy, Türkiye'ye işgalci diyerek haddini aşan Feleknas Uca, Feminist Mor Çatı Derneği kurucularından Filiz Kerestecioğlu, Ermeni kökenli Garo Paylan, dindar kisveyle HDP'nin rol modeli olan Hüda Kaya, Diyarbakır vekili İmam Taşçı Er gibi isimler de yeni dönemde vekil sıfatıyla parlamentoya giremeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanarak 5 yıl daha Türkiye'yi yönetecek olması muhalif medyada büyük rahatsızlık oluşturdu. Seçim süreci boyunca haberlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsi yayın organı gibi hazırlayan gazete, seçim sonrasındaysa bir skandala imza attı. Solcu Bir Gün gazetesi, birkaç ağaç bahanesiyle başlatılan ve dış güçlerin desteğiyle hükümeti devirme girişimine dönüşen Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde skandal bir manşet yayımladı. Bir Gün, bugün manşetten yayımladığı "Umudu Yitirme, Gezi'yi Hatırla" başlıklı haberinde muhalif vatandaşlara adeta isyan çağrısında bulundu. Skandal haberin üst başlığında "Tarihin en güzel direnişi yol gösteriyor" diyen gazete, spottaysa "Ülkeyi enkaza çeviren iktidar zorbalıkla ayakta kalırken Gezi hala bir umut ışığı" diyerek vatandaşları sokaklara çıkarak protesto düzenlemeye teşvik etti. Gazetenin skandal haberi vatandaşlardan büyük tepki topladı. Bunlarla mukayese edilemeyecek derecede az. Yok oldun ya. Sen şimdi pazartesi gününden sonra haline bak. Senin halin nice olacak. Ben de hayatının bir döneminde ticaretle uğraşmış bir kardeşinizim. Hayatı başkaları gibi sırça köşklerde değil, Kasımpaşa'da öğrendim. Türkiye'nin özeti olan İstanbul'da öğrendim. Bu şehirde ayakta kalmanın, bu şehirde onuruyla, şerefiyle, başı dik bir şekilde yaşamanın manasını biz çok iyi biliriz.